Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dün 510'da kalmıştık o melaikeyle. Orayı bir okuyalım abi. Okur. Ey melaike, ruhaniyetin kabulünde tereddüt gösteren bir çare adam. Neye istinad ediyorsun? Hangi hakikate güveniyorsun ki bütün ehli akıl bilerek bilmeyerek melaikenin manasının subutuna ve tahakkukuna, ruhanilerin tahakkukları hakkında ittifaklarına karşı geliyorsun. Kabul etmiyorsun. Madem ki birinci esasta ispat edildiği gibi hayat mevcudatın keşşafıdır, belki neticesidir, zübdesidir. Bütün ehli akıl manayı melaikenin kabulünde manen müttefiktirler ve şu zeminimiz bu kadar zihayat ve zürühlarla şenlendirilmiştir. Şu halde hiç mümkün olur mu ki şu fezai vesia sekenelerden şu semavat-ı latife mutavaddininden hali kalsın. Hiç hatırına gelmesin ki şu hilkatte cari olan namuslar, kanunlar, kainatın hayatlar olmasına kafi gelir. Çünkü o cereyan eden namuslar, şu hükmeden kanunlar itibari emirlerdir, vehmi düsturlardır, ademi sayılır. Onları temsil edecek, onları gösterecek, onların dizginlerini ellerinde tutacak melaike denilen ibadullah olmazsa o namuslara, o kanunlara bir vücut tayin edemez, bir hüviye teşahhüs edemez. Bir hakikati hariciye olamaz. Halbuki hayat bir hakikati hariciyedir. Vehmi bir emir hakikati hariciyeyi yüklenemez. Evet. Dün burada genelde namus, kanun ve melaikenin bunların neresinde olduğu hakkında bir müzakere olmuştu. Bugün de atıflar. Atıfları. Ben mi yapayım? Siz yapın. Tamam. Lemalar 82'de bu hakikatin vücudu noktasında diyebilirim. Yani vücut haricisi. Diyor ki Salisen 82. Kainattaki umuru hayredeki kanunların mümesili. Kainattaki hayli işleri. Kanunların mümesili nazir hükmünde olan melaikelerin vücudu. Hayli işlerde, şerli işlerde de yok melekler. Hayli işlerin mümesilleri. Mümesil temsil eden, onu gösteren. İfadeler çok açık da bizi zorlaştırıyoruz abi. Yani. Çok evet. Hakikaten enteresan. Tabii mümessil onu temsil ediyor. Elmayı o temsil ediyor. Mesela elmanın mümessili elmaya benziyor. O elma melaikenin vücududur. O zaman sanatına yediriyor Allah. Bu da bir melek. Müvekkel melaike. Hayli işler, tamam mı? Mümessili nazir hükmünde bir de nezaret ediyor. Yani idare ediyor. Ağacın köklerinden 0.05 miligram kalsiyumun alan, şunu alan, şunu bunu alan melaike, naziri. Ve nezaret ediyor. Allah'a böyle onun şuursuz ibadetini şuurlu takdim ediyor. Çok antika bir yer burası bakın. Melaiken vücudunu ittifak ettiği an ile sabit olduğu gibi. Bütün dinlerde sabit. Şuraya dikkat edin. Umuru şerriyenin mümessilleri, umuru şerriyenin şerli işler. Mesela nedir şerli işler? İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden neyse. Kanser. He, yani Risale'deki cümleyi söyledim. Yani insanın fıtratını bozan, yanlış işlere sevk eden, tsunami, semavi o taşların yağdırılması. Ondan sonra hani meteor taşı, kanser, verem, panik atak, bunlar, panik atak, depresyon, yani sinirsel, siniri tahrik ediyor, sinir yanıyor. Bunun alt ve tabanı sinirler, yani o sinirsel, farklı farklı kendisini ifade eden hastalıklara doktor panik atak demiş, önceden devreye girmek, işte uzun bir süre ise sıkıntı vesaire. Onların alt veri tabanı erva habisidir. Ki bak burada diyor ki umuru şerriyenin
Mümessilleri var. Onu temsil ediyor. Mubaşirleri var. Kontrolcu. Mubaşir. Yani mubaşir mahkemede de olur ya. İki şey arasında bağlantı kuran, çağıran. Mesela bakın iyi dikkat edin, çok ilginçtir. Cesetle ruh arasındaki mubaşir vehimdir. Bağırıyor şeytana, şeytan durumu iyi değil, zaafa uğradı, gelin çabuk. Bağırıyor mahkeme, çok duvar. Onlar ducuma geçiyor. Çok tuhaf. Niye ateş yükseliyormuş biliyor musun? O vehim yapınca tansiyon yükseliyor. Bak şimdi diyor ki gelin. Ruh bir devreye giriyor. Savaş başlıyor, meydan savaşı. Antikor deniliyor tıpta. Antikor. Onlara karşı vücut savunmaya geçiyor. Savunmaya geçince meydan savaşında duman çıkar. Ateş olur. Vücudun savunmaya geçtiğin alametidir. Mağlubiyetin değil, tam tersine galibiyetin şeyidir. Antikor diye geçiş yapanlar. Savunması, salgılamaya başlıyor. Yani mubaşir çok antika. Mubaşir, ruhla ceset arasında serseri var. Vehim, tamam mı? Bağırıyor, şeytan! Bağırıyor, zor durumda bu adam. Niye? Günaha girdi, ruh aşağıda, hasta, vücudu da yamuk yumuk. Günaha girdi, şu anda zina yaptı, bilmem veya zinaya gidiyor, çabuk. Peki vazgeçer. Yani ruh zaafa, dumura inmeye başlayınca umur-u şeriyenin mümessilleri, temsil eden maddeler, maddenin kendisi erbal habisidir. Kanser kendisi, vücudu var ya, vücut mahluktur. O melaike değil işte. Mesela etin hücresi, balık, elma, erva aliyedir. Kanser vesaire erva habisidir. Mubaşir de ayrı bir erva habisi. Hani dedik ya, buzu temsil eden melaike başka, suyu temsil eden başka ama aynı iç içe. Aynı o da öyle. Yani şerli maddeyi bir de mubaşir olan var, bağıran. Mubaşirleri, omurdaki kavanini medarları olan erva habisi. Sen odamı aç da latif nüktelerimi getirir misin, o dolabı açarsın. Not değilse burada var abi. Ver bakayım ama no, şeydir. Benimkisini getirsen iyi olur. Açabilirsin biliyorsun. Hemen küçük. Abi, mesela şimdi herkes şeytanı bir tane zannediyor. Bir tane şeytan var. Bu kadar yani insan. Nasıl yapıyor? Buradan. Ha, şeytan ürer arkadaşlar. Mesela Azrail mesela tek. Azrail Aleyhisselam'dır ama herkesin Azrail Aleyhisselam şeyin alır, peygamberlerinkisini alır. Bizimkisini almaz. Avaneleri alıyor. Bizim o seviye nerede Azrail gelecek? Aleyhisselam. Peygamber gelecek, benim cümlemi alacak. Azrail Aleyhisselam'dır, keşke gelse. Avanesi geliyor. Peki, şeytan nasıl yürüyor? Çok özür dilerim de. Celaleddin Suyuti diyor. Kanalda. Lütçülük. Şeytanın lanetlenmiş ya, şeytan lanetlenmiş mi? Lanetmiyor. Lütçülük da lanetlenmiş mi? Lanetlenmiş. Aynı. Şeytan, özür dilerim, kadın ve erkek organı kendisinde. Kendisinden kendisine yapıyor. Kendisi doğuruyor. Böyle bir melum bir şey, mahluk. Dolayısıyla onun dairesine giriyor. Unutmayın, kafire, zındığa, fasığa, şuna buna vesvese gelmez. Vesvese Müslümana gelir. Onlara imansızlıktan gelen yetimlikler, kimsesizlikler, ondan sonra onlardan gelen ruhsal çöküntü yaşar. Vesvese, vehim, halis bir imanın göstergesidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Defterimde yazıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe sormuş. Ya Resulallah, bu vesvese nedir diyor. Halis bir imanın göstergesidir. Unutmayın, kafiri gelmez, fasıka gelmez. Ya bu ne oldu ya, biz Nurcuları, Nurcu'yu tanıdık, efendim çok hepsini duyuyorum. Ya vesvese risalesini okuduk kardeşim, vesvese düçar olduk. Değil, şeytan peşini bırakmıyor. Ne zaman teslim olursan, vehim de kalkar, vesvese de kalkar. Ama bu ise imansızlık. Abi ihlas okuyoruz, ihlassızlık yapıyoruz.
Ben eskide daha çok acayip uhuvvet sahibiydim. Muhammed Risalesi okudum, tenkitçi oldum. Hayır kardeş, imtihan oluyorsun. Bedel ödüyorsun. Bak bir şey okuyayım burada. O umurdaki kavanini medarlar olan erva habise. Bak, erva habise şu. Havada sebatsız vücutları bulunan hurufatın konuştuğumuz kutsiyet keyfiyetiyle kutsi ve kesif hangisi? Havada, havada bile belli oluyor. Kutsi ise içerisinde Kur'an var, ben varım, ders var. O havadaki hurufatın, harflerin var şu anda, sonsuz. Şarkı, türkü ise, müzikse, işte küfürse, galis şeylerse, kutsi değil. Bir de okuyayım. Havada sebatsız vücutları bulunan hurufatın kutsiyet keyfiyetiyle bu sırrı intisale göre sır çok tesirat hariciyeye ve tesiratı maddiyeye mazhar olabilirler. Bu havadaki kutsiyet veya şer onlar öyle bir hakikat ki insana uygunluğu nispetinden şey yapıyor. Tesirat-ı hariciyeye ve hasiyete, haysiyet-i maddeye mazhar olabilir. Yani maddemizi değiştiriyorlar. Hissiyatımızı değiştiriyorlar bunlar. Kastamonu'da buharat-ı muzahref ediyor. Hah, o işte. Bu zahra, bu buharat-ı muzahrefe. Ona bir ders yapmışım. Bir bakın onu. Bak, bir daha okuyorum. Düz okuyayım, ondan sonra izah edeyim. Havada sebatsız vücutları bulunan hurufatın, Kur'an'ın, küfrün kutsiyet keyfiyetiyle kutsi ise bu sır intisale göre çok tesirat-ı hariciyeye ve hasiyet-i maddiyeye mazhar olabilirler. Adeta maneviyatı maddiyata inkılap ve gaybi şehadete tahavvül ettirir bir haysiyet onlarda görünüyor. Bir, o şey bizim hissiyatımıza mal olup his olabiliyor, madde olabiliyor. Adeta gaybı alemi şehadete taşıyan veri tabanları, koridor, kadın gibi. Mesela kadını ben şöyle yorumluyorum, böyle inanıyorum bir cephesiyle. Kadın, alemi gaybı, alemi şehadete bağlayan bir koridordur, çocuğun, holdur. Hani koridor, karnında da öyle zaten. O kadar kutsidir. Koridordur. Hislerle donatılmış. Gaybı şehadete bağlayandır. Onun gelmesi için şifreyi atan biziz. Şimdi bak, burada da o kutsi, kutsiyeti nispetinde tesirat-ı hariciyeye maddi tesir oluyor. Arkadaşlar devamlı bombalıyor. Veya haysiyet-i maddiye mazhar olabilir. Yani maddeye dönüşebiliyor o. Maddi oluyor. Çünkü eşya donmuş enerji değil midir? E eşittir mc kare. Yani buz kafanı kırar. Su seni ıslatır. H2O seni okşar. Aynı şey. Elektron çıktı maddeden. Enerji esir. Aynı şey ya. Üzerindeki battaniyeyi kaldırıyor. Esir. Madde hayat. Nur-u Muhammed, Esma, Sıfat, Şunat-ı Zat'ı bir zat olmaz. Allah zatıyla değil, ilmi iradesi ve kudretiyle. Bak görüyor musunuz? İşte bu Bismillahirrahmanirrahim Hamim Ayin Sin Kaf değil. Bu değişti şimdi. Çünkü ben suyun arkasına geçtim. Nasıl geçtim? Benim hava madde. Su madde. Maddeye çarptı. Çarpınca nem vardı, dağa çarptı. Sıcak havaya çarptı. Yağmur bıraktı. Kelamın içinde Kur'an vardı. Hamim hava ama şarkı türkü değil. Beni mahvettin, köfte ettin yok. Onun içerisinde ne vardı hamimlerin için? İlim, irade, kudret. Ne vardıysa
hava suya çarptı, dağıldı, içi çıktı dışarıya. Suyun içine elektron nötrona ne kadar ihlaslıyım? İhlaslıysam suyun içindeki H2O'ya, biraz daha ihlaslıysam elektronuna girdim. Biraz daha ihlaslıysam, çünkü benimki ile onun karşı karşıya geliyor. Kelamım kulağına, fikrim fikrine, yaşantım vicdanına tesir ettiği gibi. Biraz daha ihlaslıysam enerjisini değiştirdim. Biraz daha ihlaslıysam daha aşağıya indim. Esirini değiştirdim. Biraz da ihlaslıysam maddi hayatını değiştirdim. Yani okuyan zatın ihlaslı nispetine bunun mertebesini diliyor. Çünkü benim karşılıklarım onlar. Çünkü bu eşya, su ve bütün mevcudat, hava benim etza ve efradımdır. Hayat bahsine geçiyor. Bütün kainat insanın etza ve efradıdır. Ben bunun içine giriyorum işte. Ya bunu gavur adam, bunu gavur ilmen ispat etti. Toshito mu ne? Bir adam Japon. Suyun yanına şarkı türkü söylemiş. 5 dakika süreyle. Ötekisine güzel sesler söylemiş. -25 derecede 5 saat tutmuş buzlukta. Ondan sonra bakmışlar ki şarkı türkü söylenenler daha beyaz, daha açık kristaller olmuş. Küfür ve galis tabirlerde daha kahverengi, daha iç içe, daha girift, içine girmiş böyle. Olmuş. Ya Kur'an olsa ne olur? Bu ilmi. Peki, iyi dinleyin şimdi. İyi dinleyin şimdi seni. Benim kelamım suyu değiştirirse, benim düşüncelerim bana ne yapar anla. Düşüncemin ifadesiydi kelam. Kelama getirmedim, bir daha söylüyorum. Kelamım karşıki hastayı düzeltirse, gavurun tespitine göre, kelamım suyu değiştirirse, harice attığım şey, ya kelama gelmeyen ruhsal itikadım, tamamen kelama yükleyemedim. Ruhsal yapım bana ne yapar? Düşünce seni değiştirir. Ehemmiyetsiz vehmine kıymet verme diyor ustad. Bakın bir daha söylüyorum. Kelama dönüşmüş halim, konuşmam, ayetim yükleyebildiğin kadardır. Hep ben değilim. Kelama dönüşmemiş itikat veri tabanına kadar olan, itikatta olan benim düşüncelerim, benim itikadım, benim hissiyatım kelama gelmiyor. Az yükleyebildim kelama. Kelama yüklenen bu kadar tesir ederse buna, kelama gelmeyen suyu değiştiriyorsa, kelama gelmeyenle benim vücudumu nasıl değiştirebilirim? Haydi haydi değiştiririm. Değiştiririm. Değiştirirsin kardeşim. Deprosu neymiş o? Geldi tak, karşısına güzelliği koy. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından elem alır. Oldu mu? Vallahi değiştirirsin. Ha, devam edeyim. Hasiyeti maddeye mazar olabilirler. Adeta o havadakiler latif ya, tak 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 uçuşuyorlar. Maneviyat var. Maddiyata inkılap. Maneviyat, hava. Bunun arasına bak, hava. Adeta maneviyatı maddiyata inkılap. Ruhumdaki maneviyat maddeye yüklüyorum. Veya Er-Rahman allemel Kur'an. Maddiyata dönüştü. Ama bende var o. Adeta maneviyatı maddiyata inkılap dönüştürdüm battaniye. Suyu buza. Buzu suya, suyu H2O'ya. Bunlar çok basit artık. İnkılap gayb-ı şehadete. Gayb, bendeki ruhsal İmanım, hissiyatım, itikadım. Kaf, ha, ya, ayin, sad. Gayb, imanım gayb, itikadım gayb, halet-i rühem gayb. Ben aynı zamanda aynayım. Rabbimle aram, ilişkim, seviyem. Kalbimi Allah kırmıyor. Buranı vuruyor. Ne yaptım? Gaybı, gay,
gaybı karşıya gaybi şahadete tahvil ettirir bir haysiyet onda görünüyor ki ustad diyor ki Hasan bunları niye okuyorsun kardeş? Demek o harflerin huruf-u mukatanın okunmasıyla ve yazmasıyla abi nereden çıktı ya bu nerede evvela yazmazılar var. Okunma nereden çıktı? Tipi tipten çıktı kardeş. O harflerin okunmasıyla yazmasıyla maddi ilaç gibi maddi ilaç gibi şifa ve başka maksatlar hasıl olabilir. Ustadım sen dediğini ben iman etsem yeter. İster etsin ister etsin. Mahrum kalsın. Bak şuraya bak. Dedik abi. Bu işe ehil olunca abi Cenab-ı Hak mesela elmayı ağaçta veriyor ya. Evet. Şifayı da onunla veriyor. Ha. Aferin lan. Bak bugün de güzel bir cümleni koyun. Elmayı armutta ne olur mu? Bu iş ne ehil olacak? Ama yukarılarda pek atladım bakın. Bakın atlaya atlaya. Bak buraya okudum. Sonra buraya okudum. Bak burada şey söylüyor. Süre bak. İşte havanın bu haysiyetine binaendir ki mevcudat-ı havayı olan hurufat kutsiyet kesp ettikçe yani ahizelik vaziyetini aldıkça yani Kur'an hurufatı olduğundan ahizelik vaziyetini aldığı Kur'an ahiziymiş harfleri okuyan düğmeler hükmüne geçti. Kur'an harfleri düğmeymiş. Daktilo yazıyorum klavye. Yazamam da iki parmak yazıyorum. Gibi veya cihaz Kur'an harfleri şeymiş, ahizenin düğmeleri hükmüne geçtiği ve surelerin başlarındaki hurufat dahi ziyade-i münasebeti hafiyenin uçlarının merkezi ukdeleri. Hurufat dahi o olayların içi ve başı ve sonu ukdeleri, düğümleri, hassas düğmeleri hükmünde olduğundan vücudu hava ileri yani hava olarak ifadelenişleri bu haysiyete malik olduğu gibi vücudu zihinleri dahi yani kelamın içinde maddeme şifa olacak mertebe olduğu gibi o kelamın içerisinde de zihnimi işfa edecek doğuracak ilim veri tabanlarını da taşıdığı gibi hatta vücudu nakşiyeleri dahi yani yazılışları da, vücudu nakşiyeleri, nakş, şekilleri da bu haysiyetten hassaları ve hisseleri var. Ne mesela? Bir kap, bakır kap, kap. Bir de şey, şey suyuyla yazacaksın. He? Yok, şey, ne de? Zemzem. Yok, zemzem ne de öyle değil ya. Şey var ya meşhur, kırmızı şey. Ya hat yazılıyor ya o ona o şifa için. Otu suyu ya. Ne diyorlar? Neyse gelir aktırma. Bakır kaba. Beyazıt da var. Bakır. Onun içine bir hiçbir şey bilmiyor musun? Bismillahirrahmanirrahim baka baka yaz. Veya ayet-i kürsi. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Veya Hamim, yedi tane. Hamim, hamim, Allahu Ekber. Hamim dedim, vallahi ha buradan böyle bir ışık çattı ya. Tamam, vesveseceğim. Vallahi ha böyle tak. Bismillahirrahmanirrahim, hamim deyince vallahi çok ilginç bir şeydir. Çok severim lüfumu katta. Arkadaşım o, kardeşim ya. Yedi tane yazdım. Bir buraya, bir buraya, bir buraya. Ayrı ayrı yaz, tamam mı? O neyle yaz? Onunla yaz. Git onun içine su veya zemzem koy. O dursun, erisin. O yazı çözülür. O suyu, o suyu iç. İşaretini cezda bir hurufu mukadda için ilahi bir şifredir diyor abi. Allah'a emanet. Anahtarı sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Amin. İçtik abi sonra. Seyret. Oh. Şifa. Gör. Neyse. Arkadaşlar, Risale-i Nur harf kelimeleri ütte, düğün. Bir de eskiden abi hani Osmanlı'da, yani şu anda mesela ne kadar hastaneler var. O vazifeyi ihlaslı samimi adamlar ifade ediyordu. Ya, şimdi, vallahi zevk alıyor. Şimdi oku oku bir yani şey yap. Horon oynamam geliyor inanıyorum. Çok seviyorum. Hurufu mukat, çok seviyorum.
Yatarken mutlaka 7 defa yapıyor. Şöyle bir seni alacağım sözünü. Hamid. Ya onu ne yapacaksın? Hamid. Bir. Dudak değil. Sağ. Allah Resulü ayet-i kürsü diyor sokağa çıktığınız zaman 7. Sol 2. Ön 3. Arka 4. Yukarısı 5. Aşağısı 6. Yedincisi Hamim. Mahsusluk bağırarak yaptım. Yani Hamim. Tutabildiğin kadar. Oh. Çatlasa kafir. İnan bana. Ben binanın içinde oturuyorum kardeşim. Binaya çaktım. Bir de dört deliği kapatıyorsun. Yani abdest alıyorsun dört organını. Giriş çıkış bitti. Bir de Allah Resulü'nün yaptığı gibi. İstiğfar. Salatü selam. Her. Sonra üç defa ihlas. Üç defa muvazeteyim. Yani felak. Kulazu bi rabbin felak. İnşerü mahalak. Kulazu bi rabbin nasıl. Üç defa da onu yap. Gene ondan sonra salatü selam, ondan sonra ah, Karabasan, geliyorsa bana gönder. Bana ait. Gönder baba. Herkese de demez ki ya bu arada gönderecek. Kapıyı da Bismillahirrahmanirrahim. Ya kardeşim acayip alemin içindeyiz. Alemler birbiri içinde kardeşim. Niye açık koridor yatıyorsun? Hiç. Hiç. Bizim bir tane fizikçi vardı Erzurumlu. Yani ortaokulda derdi ki, Pascal kanunu çalışın diyeceğim diyor, hiç diyor, takmayacaksınız ama çalışın gelin diyor, diyecek. Şöyle derdi, Pascal kanunu hiç. Yani Pascal kanunu diyor, hala kalmıştı orada. Yani bunları diyoruz ama iç içe, bunlar hikaye zannediliyor. Sonra yumurta dayanınca, eyvah! Bak, şimdi bu en azından lemaları bitirirsek, şu. Cuma'da. Ha? Cuma'da, Cuma'ya çıkıyor. Bu atıfı bitireyim tamam. Mubaşirleri ve omurdaki kavaneni medarları olan ervah habise ve şeytani bulunması hikmet ve hakikat noktasında katidir. Şeytandan hariçtir. Ervah habise ve şeytani bulunması hikmet ve hakikat noktasında katidir. Belki umur-u şeriyede zişur bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Çünkü diye devam ediyor. Burada bitiriyoruz cuma. İnşallah yarın dedik ya 4-5 ders ancak El Fatiha.